Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 93. birleşimini açıyorum. Toplantı yeter sayısı vardır. Görüşmelere başlıyoruz. Gündeme geçmeden önce 3 sayın milletvekilinin, 3 sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim. Gündem dışı ilk söz, İstanbul'un fethiyle ilgili söz isteyen İstanbul Milletvekili Alev Dedegil'e aittir. Buyurun Sayın Dedegil. Sayın Başkan, Sayın Divan, saygıdeğer milletvekillerimiz, dünyanın da kabul ettiği gibi İstanbul, stratejik önemi, doğal güzellikleri ve dünyanın merkezi olma özellikleriyle değerini ve önemini tarih boyunca muhafaza etmiş bir cihan şehridir. Napolyon Bonaparte'ın da dediği gibi eğer dünya tek bir ülke olsaydı başkenti İstanbul olurdu. İşte tam da bu sebeple İstanbul defalarca kuşatılmışsa da binlerce insanın hayatına mal olan bu kuşatmalar hep sonuçsuz kalmıştır. Ta ki 569 yıl önce Sultan Mehmet ve askerleri şehre girinceye kadar. Sizlerin de gayet iyi bildiği gibi Fatih Sultan Mehmet sadece iyi bir asker değildir. Aynı zamanda çok iyi eğitim almış, düşmanlarının bile övgüyle söz ettiği bir padişahtır. Tarihçiler tarafından büyük bir devlet adamı olarak kabul edilir. Orduda yaptığı yenilikler ve kullandığı teknoloji sebebiyle askeri deha olarak kabul edilir. Fatih Sultan Mehmet bir münevverdir. Birçok dil bilen Sultan Fatih için ünlü tarihçi Penzer, Fatih yalnız birinci sınıf bir lisan mütehassısı, tarihçi ve filozof olmakla kalmıyor, aynı zamanda ok atmakta ve ata binmekte de fevkalade maharet gösteriyordu. İlave olarak idare tarzı da mükemmeldir der. Üstün vasıfları, zekası ve asil tavırlarıyla tarihin en büyük liderleri arasında yer alan büyük bir padişahtır. Kendi döneminde 25 seferi bizzat yönetmiştir ve Osmanlı topraklarını iki kattan fazla büyütmüştür. Ya ben İstanbul'u alırım ya da İstanbul beni şiarıyla yola çıkan Fatih Sultan Mehmet Han, 6 Nisan 1453 günü İstanbul'u kuşatır. Onlar boğazı zincirleyecek kadar zeki ise biz de gemileri karadan yürütecek kadar deliyiz diyerek gemileri Haliç'e indirir. Savaşın seyrini değiştiren bu taktik ve kullanılan bu teknoloji dünya harp tarihinde müstesna bir yere sahiptir. 53 gün süren bu kuşatmanın sonunda ise Sultan Mehmet İstanbul'a girdiğinde Ayasofya önünde toplanan halka can ve mallarının emniyette olduğunun garantisini vermiştir. Sultan Fatih'in Bizans halkına herkesin kendi kültürüne ve inancına göre özgür yaşayabileceği, hiçbir ayrımcılığa uğramayacakları sözünü vermesi zamanın insan haklarına saygı uygulamasına en ileri örnektir. Öyle ki Bizanslı Megadük Lukas Notaras dahi fetihten çok önce Bizans'ta Latin serpuşu görmektense Türk kavuğu görmeyi tercih ederim demiştir. Önceleri endişeli olan Bizans halkı ise Fatih'in adil yönetimini gördükçe yeni düzene hızla intibak etmiştir. İstanbul'un fethi zaman içinde tarihi birçok olayın sebebi ve başlangıcı kabul etmiştir. Yazar Stefan Zweig, Yıldızların Parladığı Anlar kitabında insanlığın gelişimini ve dünya tarihine yön veren 12 tarihi olayı anlatır. Bunlardan biri de Bizans'ın fethi başlıklı kısım altındadır. Yeni çağı açıp orta çağı kapatan, Anadolu ve Rumeli'yi birleştiren bu fetih sonucunda bilim, sanat ve düşüncede dünya yeni bir döneme girmiştir. Bizans yıkılmış, Doğu Roma'nın üzerine tarih perdesi inmiştir. Bu fetih ile Osmanlı Devleti bir imparatorluk olmuş, kuruluş dönemini geride bırakarak yükselme dönemine girmiştir. Boğazlar Osmanlı İmparatorluğu'nun kontrolüne geçmiş, imparatorluğun gücü ve saygınlığı tüm dünyada artmıştır. Bu fetih insanlığın hafızasında asla silinmeyecek izler bırakmış, adaletle hükmetmenin ve insan haklarına saygının sembolü olarak örnek olmuştur. Sayın Başkanım, saygıdeğer hazirun,
Sizler de takdir edersiniz ki İstanbul'un fethi dakikalar içinde anlatılamayacak kadar müstesna bir tarihi olaydır. Hafta boyunca muhtelif etkinliklerle çok daha detaylı bilgilendirmeler olacaktır eminim. Bu nedenle burada sözlerime son veriyorum. Bu vesileyle bu toprakları bize vatan yapan tüm şehit ve gazilerimizi şükranla anıyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Gündem dışı ikinci söz, imar barışı mağdurları ve geri dönüşüm işçilerinin sorunları hakkında söz isteyen İzmir Milletvekili Özcan Purçu'ya aittir. Buyurun Sayın Purçu. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sevgili vatandaşlarımız, hepinize saygılar, sevgiler sunuyoruz. 2018 yılında hükümet imar barışını çıkardı. İmar barışını çıkardıktan sonra hiçbir düzenleme yapmadan, mühendislik çalışması yapmadan binlerce, milyonlarca kişinin başvurusunu aldı. Hiçbir araştırma yapmaksızın bütün başvuruları kabul ederek o başvuru sahiplerine ve başvuru yapılan yerlerle ilgili yapı kayıt belgesi verdi. Yıl 2018. 2021'e geldikten sonra devletin para alarak, hükümetin para alarak vermiş olduğu bu yapı kayıt belgelerine yıkım kararları gelmeye başladı. Ve şu an Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu yıkım ve mağdur sayısını söylememesine rağmen biz sahadan aldığımız verilerle bu rakamı biliyoruz. Yaklaşık 3 milyon yapıya yıkım kararı ve idari para cezaları yazmaya başladılar. Bu şekilde vatandaştan topladıkları yaklaşık olarak 25 katrilyon lira parayı da mağdur ettikleri vatandaşa geri ödemediler ve kasalarında halen vatandaşın, mağdur vatandaşın parasını tutuyorlar. Şimdi bu yapı kayıt belgeleri alındıktan sonra 2021'den itibaren yıkım kararlarıyla birlikte bir de vatandaşa belediyeyle bu çalışma yapılmadığı için vatandaşa ceza davası açılmaya başlandı. Bu ceza davalarıyla vatandaş 60 aya kadar hapis cezasıyla yargılanmaya başladı. Dolayısıyla devletin hem parasını aldığı, hem kanunu çıkardığı, hem imar barışı diye Türkiye'deki vatandaşlara sunduğu bu yasadan mağdurlar türedi, birçok haksızlıklar oluştu. Bu bağlamda onunla da kalınmadı. Sit alanlarına, efendim, koruma alanlarına, riski alanlarda yapılan yapılara dahi yapı kayıt belgesi verildi. Bunlara örnek olarak Çanakkale ve Gelibolu savaşlarının yapıldığı alanlara dahi, kaçak yapılara dahi yapı kayıt belgesi verildi. Bunların bedelleri alındı. Yalnız hazineye aktarılan bu bedeller vatandaşa iade edilmedi. Yapı kayıt belgesi iptal edilen vatandaşlar parasını geri alamadı. Yani vatandaş yapı kayıt belgesine başvurdu. Ceza davalarıyla ceza mahkemelerinde yargılanıyor. İdari para cezalarıyla binlerce liralık cezaya mahkum ediliyor. Bir de kendi evlerini elleriyle yaptıkları, yapı kayıt belgesi aldıkları evleri, tek katlı, genellikle %90'ı bu evlerin, evleri yıkılmaya başlandı. Bu konuda hükümet vatandaşı mağdur etmiştir. Gereğinin yapılması gerekiyor. Bir diğer mesele de katı atık toplayıcıları, hurdacılar. Bu vatandaşlarımız sosyal devletin sesini bile görmüyor. Kendi imkanıyla sokaktan topladığı atıklarla çoluğuna çocuğuna bakıyor. Evinin kirasını, elektriğini, suyunu ödüyor. Boğazına bakıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bunlara kabahatler kanununa dayalı olarak valiliklere, genelgelerle ve kaymakamlıklara, belediyelerin zabıta müdürlüklerine talimatlar göndererek kabahatler kanununa göre sokaktan geçimini sağlayan, hurdacılık yapan, plastik çöp toplayan vatandaşlara ceza yazdırıyor. Sen sosyal devletsen bu vatandaşın elektriği nasıl ödeniyor, suyu nasıl ödeniyor, çoluğunu çocuğunu nasıl bakıyor diye kapısını çalıyor musun? Kirasını nasıl ödüyor diye kapısını çalıyor musun?
sokaktaki emekçinin üzerinden ellerinizi çekin. Valiliklere talimatlar yazmayın, yazdırtmayın. Emniyet müdürlüklerine, jandarmaya talimatlar yazarak o garibanların arabalarını bağlatıyorsunuz. Ceza, idari para cezaları yazdırıyorsunuz. Ömrü boyunca görmeyeceği kadar ceza yazdırıyorsunuz. Bir tane hurdacıya, sokaktan çöp toplayan vatandaşa 59 bin lira, 60 bin lira, 100 bin lira para cezası yazıyorsunuz kabahatler kanununa göre. O kabahati vatandaş mı işliyor yoksa hükümetin ilgili bakanlığı mı işliyor? Bunu bir sormak lazım. Bu bağlamda ani birçok düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Hükümet sıfır atık dedi, hiçbir şey yapmadı. Sıfır, hiçbir şey yapmadı. Buyurunuz efendim. Ayrıca bunun gibi birçok proje yaptı, hepsi sınıfta kaldı. Artık bakın, özellikle dezavantajlı kesimler, özellikle gariban kesimler ekmeğini sokaktan çıkarıyor. Kimi sayarsanız sayın, en fakir mahalleler geçimini sokaktan çöp toplayarak sağlıyor. Hurda alarak, satarak, sokaktan toplayarak sağlıyor. Bu vatandaşlarımızın üzerinden elinizi çekin, idari para cezaları yazdırmayın. Bu konuda acil bir düzenleme gerekiyor. Teşekkür ediyorum. Gündem dışı üçüncü söz, Havza Genelgesi'nin yayınlanmasının 103. yıl dönümü münasebetiyle söz isteyen Samsun Milletvekili Erhan Usta'ya ait. Buyurun Sayın Usta. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadeleyi başlatmak üzere Samsun'a çıkmasının ardından vatan bütünlüğü ve millet istiklalini sağlamak için aziz milletimize ilk sesleniş olarak kabul edilen Havza Genelgesi'nin 103. yıl dönümü münasebetiyle söz alınmış bulunmaktayım. Memleket işgal edilmeye başlanmış, düşman Ege'den vatan topraklarına ayak basmış, kadınlarımız tecavüze maruz kalmış, çocuklarımız kaçırılmış, köylerimiz hasta, yaşlı ayrım yapılmadan yakılmıştır. Vatan bütünlüğü ve millet istiklali tehlikededir. Hürriyet ve istiklalimize kasteden düşmanlar tarafından milletimize bitti denilmiş, devletimize hasta teşhisi konulmuş, ordumuza yılgın yakıştırması yapılmıştır. Aziz milletimizin içinde bulunduğu imkan ve şerait namüsait bir mahiyette tezahür etmişti. Cebren ve hile ile aziz vatanımızın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün ordular dağıtılmış ve memleketin her köşesi bir fiil işgal edilmişti. İşte bu ahval ve şerait içinde dahi Türk istiklalini kurtarma iradesi gösteren, geldikleri gibi giderler inanç ve kararlılığı vurgulayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Samsun'da 6 gün kaldıktan sonra dağ başını duman almış, gümüşlere durmaz akar, güneş ufuktan şimdi doğar, yürüyelim arkadaşlar marşını söyleyerek 25 Mayıs'ta Havza'ya geçmiş ve Havza'dan yayımladığı ilk genelgeyle bağımsızlık ateşini yakarak tüm mazlum ve sömürülen milletlere ilham olacak milli mücadeleyi başlatmıştır. Birinci Dünya Savaşı'ndan yorgun ve yenik çıkan, içinde bulunduğu imkansızlıklardan dolayı hürriyet ve istiklale dair umudunu kaybeden, dahili ve harici bedahlar tarafından istikbalden mahrum bırakılan bir millet, kurtuluş yolu ararken Samsun Havza'dan sarsılmaz bir çelik iradeyle ya istiklal ya ölüm diyerek yükselen bir ses, Anadolu'nun dört bir yanında milli bilinci uyandırmıştır. Havza Genelgesi'yle milletimiz işgallere olan tepkisini mitingleriyle göstermeye davet edilmiştir. Sağlanan dayanışma, milli direniş birlikleri Kuvayi Milliye Teşkilatlanması'nda temelini atmıştır. Anadolu direnişi başlamıştır. Millet iradesini yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır. Artık parola vatan, işareti namustur. Şanlı tarihimizin her döneminde olduğu gibi Türkiye kefen biçenin ölümü yine korkunç olacaktı. Milletimiz bağrından çıkardığı Sakine Baturay'ı, Fatma Çavuş'u, Topal Osman'ı ve daha nice kahramanlarıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Anka kuşu misali küllerinden yeniden doğarak vatanlarımızı toprak yapmış, bayrağımızı indirmemiş, ezanımızı dindirmemiş ve devletimizi ilelebet payidar kılmıştır. 103 yıl sonra bugün Kurtuluş Savaşı'mıza öndelik yapan Gazi Meclisimizin yetkileri kısıtlanarak milletin iradesi meclisten alınmış, tek adam rejimiyle bir kişiye teslim edilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi işlevsizleştirilmiş ve değersizleştirilmiştir.
103 yıl sonra bugün dış politikada Atatürk'ün Samsun'dan hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşma öyküsü terk edilmiş, Türkiye Orta Doğu bataklığına mahkum edilmiştir. Yurtta ve cihanda barış ilkesinin yerini yurtta kutuplaşma, cihanda dost bulamam anlayışı almıştır. 103 yıl sonra bugün milletimizin zor şartlar altında memleketi kalkındırarak elde ettiği cumhuriyet değerleri satılmıştır. Bir kez daha aziz vatanın limanları terk edilmiş, tank palet fabrikalarına girilmiş, ordusuna FETÖ ile el ele verilerek operasyon çekilmiştir. 103 yıl sonra bugün millet ekonomik krizin pençesinde açlık ve yoksulluk çekerek fakir zarfiyeti içerisinde harap ve bitap düşmüştür. 103 yıl sonra bugün gençler istikbal adına umutlarını kaybetmiş, ülkelerini terk etme için sıraya girmiştir. Büyük Türk gençliği, hayallerinizden vazgeçmeyin. Ülkenizde yaşayacağınız daha özgür ve daha müreffeh bir geleceğe dair umutlarınızı kaybetmeyin. Hükümetin size sunduğu zor şartların zorluğuna aldanmayın. Size verilen imkanların kısıtlılığına teslim olmayın. Biz buradayız. İyi Parti olarak kurulduğumuz günden bu yana ben bu yolu gençler olmadan yürümem diyen Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in önderliğinde daha güzel ve daha aydınlık bir Türkiye inşa etmek için çalışıyoruz. Gençler, İyi Parti olarak size inanıyor ve güveniyoruz. Giderlerse gitsinler diyerek kapıyı gösterenlerden hiçbir zaman olmadık. Potansiyelini ortaya çıkarmak için size daha uygun şartlar yaratmaya gayretiyle çalıştık. Gençler, İyi Parti iktidarında biz korku ve baskı ortamını kaldıracak, özgür düşüncenin önünü açacağız. Siz ise cumhuriyeti fikirlerinizle ve çalışmalarınızla geliştirerek ileriye taşıyacaksınız. Biz yerli üretimi destekleyecek, inovasyon alanında imkan ve teşvikler sağlayacağız. Siz ise yeni marka oluşturmak ve Buyurunuz efendim. Teşekkür ederim. Siz ise yerli marka oluşturmak ve geliştirmek için çalışacaksınız. El ele vererek bu karanlık günleri hep beraber aşacağız. Umut dolu, özgürlük dolu, refah dolu yarınlara birlikte ulaşacağız. Sözlerime son verirken bir kez daha ifade etmek istiyorum ki Samsun'a çıkış yeniden diriliştir. Samsun'a çıkış milletimizin ayağa kalkışıdır. Samsun'a çıkış Türk milletinin namus ve şerefine uzanan elleri kırmaktır. Samsun'a çıkış manda ve himayeye baş kaldırış olup var olabilme mücadelesinin başlangıcıdır. Vekili olduğum memleketim Samsun için ne kadar övünsek az, ne kadar gururlansak yeterli değildir. Samsun kurtulan değil, kurtaran şehir olarak tarihe geçmiştir. Bu vesileyle başta Samsunlu hemşerilerim olmak üzere kurtuluş mücadelesi veren tüm şehitlerimizi, şehirlerimizi muhabbetle selamlıyorum. Ulu önderimiz Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle yad ediyor. Tamamlayınız efendim. İntikal etmiş tüm şehit ve gazilerimizi minnetle ve şükranla anıyorum. Gazi Meclisi'ni saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. Sayın milletvekilleri, şimdi sisteme giren ilk 20 milletvekiline yerlerinden birer dakika süreyle söz vereceğim. Sayın Arkas. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. İnsan bu. Su misali. Kıvrım kıvrım akar ya. Bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya. Vicdan azabına iç, kayna kayna Sakarya. Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya. 25 Mayıs 1983'te vefat eden edebiyat ve fikir dünyamızın büyük ismi Üstad Necip Fazıl Kısakürek'i vefatının 39. yıl dönümü vesilesiyle rahmetle anıyorum. Ruhu şad olsun. Ayrıca Pence Kilit operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan 3 Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve silah arkadaşlarına başsağlığı. Yaralılara ise 4 Mehmetçiğimize acil şifalar diliyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. Sayın Yılmaz Kaya. Teşekkürler Sayın Başkan. Çoğu illerde önceden planlı mezar yeri için vatandaştan para alınmazken Gaziantep'te mezar yerleri cep yakıyor. Rakamlar o kadar uçuk ki asgari ücretli bir vatandaşımız bir ay çalışsa bile Gaziantep'ten bir mezar yeri bile alamıyor. Hatta aile mezarı için en az 10 ay çalışması gerek. Gaziantep'te planlı bir mezar yeri almak 4600 TL civarında. Konut fiyatlarının, kira ücretlerinin uçtuğu, hayatın çok pahalı olduğu Gaziantep'te aile mezar yeri almak vatandaşım için hayal oldu. Artık insanlarımız cenazelerini köy kabristanlarına defnediyor. 4 kişilik aile mezarı için belediye vatandaştan 40 bin TL talep ediyor. Komşu şehirlerde ise mezar ücretleri ücretsiz. Üzülerek belirtmeliyim ki Gaziantep Büyükşehir Belediyesi vatandaşın cenazesinden bile para kazanmanın derdine düşmüş. Zaten pahalı olan şehrimiz Gaziantep'te ölmek bile pahalı.
Vay garibanın, fukaranın haline, ölmek bile zulüm Antep'inde diyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Taşkın. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Seçim bölgem Mersin, Akdeniz ilçemizde geçtiğimiz Cuma günü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'un katılımlarıyla 467 sosyal konut, futbol sahaları ile çok amaçlı spor alanları, kanalizasyon, ikmal inşaatı, güneş enerji santrali ve yol düzenlemelerini içeren 6 eserin açılışını ve 415 konut, 50 dükkan, cami, kreş, ticaret, kültür merkezinin de temel atmasını gerçekleştirdik. Bugüne kadar TOKİ Başkanlığımızla Mersin genelinde toplam yatırım değeri 2,5 milyar lira olan 4185 konut ile içerisinde hastane, okul, 25.000 seyirci kapasiteli stadyum, millet bahçesi, cami ve dükkanlardan oluşan onlarca sosyal donatıyı tamamladık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde 20 yıllık AK Parti iktidarında tüm Türkiye'yi olduğu gibi Mersin'imizle geliştirmeye, güzelleştirmeye var gücümüze devam edeceğiz diyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Sayın Barut. Sayın Başkan, AKP talanı sürüyor. Bu talanı iktidarın göz boyacısı gibi çalışıp algı yürüten TÜİK bile gizleyemiyor. Her ne kadar işlerine geldiği gibi rakamlarla oynasalar da mızrak çuvala sığmaz halde. Bakın, TÜİK'in Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi raporuna göre tarım üfede 2022 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %118.53 ve 12 aylık ortalamalara göre de %145.26 artış var. Mutfak tüpü 10 lira birden zamlandı. Şimdi 315 lira oldu. Mazottan elektrik faturalarına kadar her şey fahiş oranda zamlandı. Ocaklarda yangın var. Mutfaklardaki tencerelerde ise et yerine dert kaynıyor. Hanelerimize huzur vermeyip sefaleti körükleyenlerin hiç mi vicdanı sızlamıyor? Onların bir eli yağda bir eli balda, ama bu devran böyle gitmez. Halkımız hesabı sandıkta soracak. Teşekkür ederim. Sayın Şahin. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Pandemi sürecinde hayatları pahasına halkımıza sağlık hizmeti sunan hekimlerimiz ve sağlık emekçilerimiz AKP tarafından gidiyorlarsa gitsinler denilerek yok sayılmaları ve özlük haklarının verilmemesi nedeniyle 29 Mayıs Pazar günü Ankara'da beyaz miting düzenleyeceklerdir. Sağlık sisteminin alarm verdiği, her geçen gün kamudan istifa eden ve yurt dışına giden hekim sayısının arttığı bu ortamda hekimlerimiz ve sağlık emekçilerine hakları bir an önce verilmelidir. Aksi takdirde hekimsiz bir ülke haline geleceğiz. Vatandaşlarımızın sağlığı için AKP iktidarı zaman kaybetmeden tedbir almalı ve hekimlerin, sağlık çalışanlarının özlük haklarını vermelidir. Teşekkür ediyorum. Sayın Arık. Tomarza ilçemizde sözde polis memuru. Bu trolün paylaşımlarını okuyorum sizlere. CHP'nin Halk TV'si, Allah belanızı versin. CHP kimdir? Aldıkları belediyelere TC tabelası asmakla övünen andavallardır. Canan Arıtman öyle kirli kalsın, cenazesini camiye getirmeyin. Din düşmanı Allahsız İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Özel özel yırtınıp feryat ediyordun. Reisi savunmaya korkan akbabalar. Alpay'dan başka kimse yok mu? Daha niceleri. İşte parti devletinin özetidir bu paylaşımlar. Adaletin bittiğinin özetidir. Bu hadsiz, bu ahlaksız, bu militan mı bizim sandık güvenliğimizi sağlayacak? Tomarza ilçemizde Cumhuriyet savcılarını suç duyurusuna çağırıyorum. 15 yaşındaki çocuğa slogan attı diye gözaltına alanlar, bu militanın paylaşımlarını hiç görmüyor musunuz? Bunun hakkında gerekeni yapın. Teşekkür ederim. Sayın Girgin. Teşekkürler Sayın Başkan. Çorlu'da 8 Temmuz 2018'de meydana gelen tren kazasında 7'si çocuk, 25 kişi yaşamını yitirdi. 10. duruşma yarın. Davanın avukatı Can Atalay Gezi davasından tutuklandı. Aileler adalet talebini haykırıyor. 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel'i kaybeden Mısra Öz, yargı hukuka değil iktidara göre işliyor. Bu cezasızlık, adaletsizlik de her geçen gün birilerinin canının yanmasına sebep oluyor diyor. 14 yaşındaki kızı Bihter Bilgin'i, iki kız kardeşini ve 5 aylık yeğeni Beren Kurtuluş'u kaybeden Zeliha Bilgin, biz Çorlu tren katliamı aileleri olarak adaleti bulana kadar pes etmeyeceğiz. Ne bizi yargılamaları ne de avukatlarımızın tutuklanması bizi asla pes ettiremeyecek diyor. Biz evlatlarımızla beraber hayallerimizi, geleceğimizi gömdük. Sadece adalet istiyoruz diyen ailelerin sesine kulak verilsin. Teşekkür ediyorum. Sayın Aycan.
Sayın Başkan, her Türk genci için askerlik görevi vatan borcudur. Türk genci devletine askerlik yapmak ister ve askerlik yapmayı şeref olarak görür. Şu anki asker alma kanununa göre askerlik görevi farklı şekillerde yapılmaktadır. Bazı gençlerimiz eğitim ve iş hayatı gibi nedenlerle zamanında askerlik görevini yapamamıştır ve bakaya kalmıştır. Şu anki uygulamaya göre bakaya kalanlar bedelli askerlik yapma hakkından yararlanamamaktadır. Bu durumda olan 500 bin gencimiz beklemektedir. Askerlik görevini bedelli olarak yapmak istemektedirler. Bu gençlere bedelli askerlik yapma hakkı verilmesi yerinde olacaktır. Biz bu konuda düzenleme yapılması için kanun teklifi de vermiştik. Saygılarımla. Sayın Aydın. Başkan, sezon itibariyle suyun en çok ihtiyacı olduğu tarım için, çiftçi için bir döneme girdik. Ancak hükümetin, özellikle de DSE'nin yaptığı barajlar ne hikmetse çalışmıyor. Bursa'nın Keles ilçesinin Epçeler, Dağdibi, Pınarcık, Küçükdeliler, Büyükdeliler ve Baraklı köylerini sulayan, yapımına 1995'te başlanan, 2 sene önce de büyük bir hizmet olarak açılan, ancak boruları bir türlü çalışamayan, devamlı patlayan bu sulama barajından köylüler maalesef yararlanamıyor. Geçen hafta köylüler ile müteahhit neredeyse birbirlerine girecekti. Şu anda kuraklıkla baş başa kalmış durumdalar ve hiçbir yetkili ve ilgili köylüyü dinlemiyor, sorunlarına cevap bulmuyor. Bakın, buradan bir kez daha uyarıyoruz. Madem o kadar yatırım yapıldı, bu gölet yapıldı, şu boruları da bir şekilde halledin, köylü de suya kavuşsun ve üretimini yapsın diyor. Teşekkür ediyorum. Sayın Sümer. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Adana'nın Seyhan ve Yüreğir ilçelerini kapsayan büyük dikili otoyol kavşağından başlayıp doğada D400 İncilik kavşağına kadar uzanan yolun projesi bir türlü hayata geçmedi. 2016 yılında da dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı tarafından 150 milyon TL'ye mal olacak 29 kilometrelik yol ile alakalı vermiş olduğu müjde ve ihale haberi ne yazık ki gerçekleşmedi. Yine karayolları bünyesinde Güney Kuşak Bulvarı projesi, Karataş ve Kozan yolu Adanalı'nın acilen bitirilmesini beklediği projeler arasında. Özellikle Karataş ve Kozan yolunun tarım sektöründe çalışan emekçilerimizin güvenli ulaşım açısından çok büyük öneme sahip. Ulaştırma Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü yetkililerinin artık zaman kaybetmeden Adanalı hemşehrilerime verdikleri sözleri yerine getirmesini bekliyor. Sayın Gökçer. İthalat ofisine dönen Toprak Mahsulleri Ofisi hız kaybetmeden ithalatlarına devam ediyor. Asıl görevi üreticiyi korumak olan Toprak Mahsulleri Ofisi, ülkemizde arpa ve buğday hasadı başlamasına rağmen alım fiyatı açıklamıyor. Çiftçimiz kilosunu 6 liraya mal ettiği buğdayını borçları yüzünden 75 kuruşa olgunlaşmadan yem olarak biçtirmek zorunda kalıyor. TMO arpa ve buğdayda taban fiyatını açıklamak için neyi bekliyor? Çiftçi kendini koruyacak alım fiyatı beklerken TMO Mayıs'ta mısır ithal edeceğini söylüyor. AKP'nin yabancı çiftçiyi zenginleştirme politikası yüzünden kendi üreticimiz üretimden vazgeçiyor. Hububat ambarlarımız boşalıyor. Derhal hububat alım fiyatlarını açıklayın. Çiftçilerimizi üretimden uzaklaştırmayın. Çiftçimiz üretsin, ambarlarımız dolsun. Teşekkür ederiz. Sayın Kenanoğlu. Sayın Başkan, 2 yıldır pandemi nedeniyle bir araya gelemeyen yöre dernekleri baharın gelişiyle birlikte konserler ve piknikler organize etmeye ve bu şekilde buluşmalar yapmaya başladılar. Bunlardan birisinde İstanbul'da yaşayan Dersim Dernekleri Federasyonu yapmak istedi. 32 yıldır yaptıkları ve bugüne kadar hiçbir olay, hiçbir sorun meydana gelmeyen pikniğin 30.sünü kaymakamlık yasakladı. Eskiden yasaklar için bir gerekçe arayan iktidar ve onun memurları artık hiçbir gerekçeye bakmaksızın yasak deyip gelip geçip geçiyorlar. Bu şekilde keyfi olarak birçok konser ve piknik yasaklanıyor. Zaten ekonomik zorluk çeken halkın bir araya gelişini ve bu tür pikniklerinin yasaklanmasını ve konserlerinin yasaklanmasını kınıyorum ve yasakçı zihniyeti de buradan lanetliyorum. Sayın Kasa. Kütahya İl Özel İdaresi ne seslenmek istiyorum? Size oy vermeyen yerlere veya az oy veren yerlere hizmet götürmemeye kararlı mısınız? Sobran, Sopça, Şehler, Eydemir, Allıören, Örencik, Beşkarış, Karakuz, Aydınlar gibi daha adını sayamadığım birçok köy yolu berbat halde. Bahar da geldi, hiç düşünmüyor musunuz bu yollara hizmet götürmeyi? Hisarcık-Gediz yolu, Simav-Sındırgı yolu, Tavşanlı-Domaniç yolu, Domaniç-İnegül yolları kaç bahardır yapılamadı?
İlim bürokratları seçim çalışmasına çıkmışlar. Ama Domaniç, Şaphane ve diğer ilçelerimizde, bazı ilçelerimizde adliye yok. Cumhurbaşkanı ilçelerde hastanesi olmayan yer yok demişti. Üç ilçemizde de hastane yok. Teşekkürler Sayın Başkan. Sayın Biçer Karaca. Sayın Başkan, girdi maliyetlerindeki fahiş fiyat artışları sebebiyle perişan olan çiftçilerimiz, Denizli'li üreticilerimiz bu kez de su kıtlığı nedeniyle maalesef oldukça zor günler geçiriyor. Baklan, Çivril, Çal bölgemizdeki ovamızdaki kuru tarım bırakıldı, sulu tarıma geçilmesi önerildi. Ancak çiftçilerimiz suya erişimde su hakkını kullanmakta maalesef devlet su işlerine erişememekte. Devlet su işleri bu yılda sulama konusunda planlama yapmadığı için Baklan, Çivril ve Çal'daki çiftçilerimiz susuzlukla baş başa, aynı zamanda su bedeli peşin alınıyor ama su verilmiyor, peşin alınan bedel de iade edilmiyor. Çiftçimize düşmanlığınıza ne zaman son vereceksiniz? Teşekkür ediyorum. Sayın Şeker. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri, tüm dünyayı olağanüstü bir dönemden geçiyor. İki yıldır süren COVID-19 salgını ve akabinde Rusya'nın Ukrayna'ya işgal girişimi sonucu yaşanan gıda sıkıntısı tarımın ne kadar önemli olduğunu bütün dünyaya gösterdi. Gıda üretimi toplumun her kesimini ilgilendiren stratejik bir sektör olup insanlığın sağlıklı beslenmesini sağlarken ülkenin de gücünü göstermektedir. 12 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı kararı ile Kocaeli-Kandıra Gıda OSB'nin teşvik sistemine alınması bölgemizde gıda üretimine verilen önemli bir destektir. Bu teşvikle sadece gıda üretimi yapacak olan Kandıra Gıda İhtisas OSB'de fabrikaların kurulması hızlanacaktır. Kandıra Gıda İhtisas OSB üretimi ve ihracatı teşvik edecek, 10 bin kişiye de istihdam sağlayacak. Bölgemize verdikleri destekten dolayı Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyor, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Sayın Karasu. Başkan, Sivas Merkez ilçemize bağlı Hocabey köyünde muhtarımız ve hemşerilerimizin taleplerine rağmen bir takım sorunlar devam etmektedir. Köyde taşımalı eğitim nedeniyle öğrencilerimiz Sivas merkeze gitmekte, köyü merkeze bağlayan 10 kilometredeki yol üzerinde bulunan rampanın kış şartlarında araç geçişine elverişli olmaması nedeniyle mağduriyet yaşanmaktadır. Ayrıca köyde bulunan ve özellikle yaz aylarında hastalık yayan derenin ıslah edilmesi için de hemşerilerimizin taleplerine rağmen herhangi bir adım atılmamıştır. Bununla birlikte kadastro çalışması sırasında köyde 2500 dönümlük arazinin mera olarak yazılması çiftçilerimizi mağdur etmektedir. Buradan yetkilileri vatandaşlarımızın taleplerine kulak vermeye, Hocabey köyünde yaşanan sorunlara bir an önce çözüm bulmaya davet ediyorum. Sayın Ceylan. TBMM, TSK ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan memurlar sorunlarına çözüm istiyor. 3600 ek gösterge yardımcı hizmetler sınıfı dahil tüm memurlara verilmelidir. Yardımcı hizmetler sınıfında bulunan meslek sahibi, aşçı, berber, terzi ve benzeri hizmet erbaplarının teknik hizmetler sınıfına alınmasını, eğitimlere uygun olanların da genel idari hizmetler içerisinde yerleştirilmesi sağlanmalıdır. Milli Savunma Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nde görevli memurların savunma ve güvenlik hizmet iş kolu adı altında örgütlenmeleri kamu güvenliği açısından daha yerinde olacaktır. Askerin her faaliyetinde bilgi ve becerisiyle katkı sunan sivil memurların 926 sayılı kanuna istinaden verilen tazminatları alamıyor oluşu ve TSK'nın sosyal tesislerinden faydalanamaması iş barışı açısından sıkıntılıdır. Kamuda istihdam edilen bütün sözleşmeli personele istisnasız kadro verilmelidir. Teşekkürler. Sayın Özkan. Pençe Kilit Hareketi bölgesinde hain terör örgütleriyle çıkan çatışmada şehadete yürüyen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı kardeşlerimize acı şifalar, milletimize başsağlığı diliyorum. Ülkemizin emniyeti ve güveni, bölgemizin huzuru ve selameti uğruna mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Türkiye terörle mücadelesinde asla geri durmayacaktır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, şehitlerimiz kanını yerde bırakmayacak ve gereken karşılığı misliyle veriyor, vermeye devam edecektir. Bütün şehitlerimiz şahit olsunlar ki biz millet olarak birlikten, beraberlikten, kardeşlikten, adaletten, haktan ve merhamette asla vazgeçmeyiz. Pençe Kilit Hareketi başta olmak üzere vatan savunmasında
mücadele eden tüm kahramanlarımıza başarılar temenni ediyor. Genel Sayın Keven. Teşekkür ederim Sayın Başkan. 1970'lerde Yozgat'tan başka bir ile götürülen askeri birliğimizin yeniden Yozgat'a getirilmesiyle ilgili Yozgat'ımızın bir talebi var. Bakınız bu resme. Sayın milletvekilleri, Anadolu Ajansı'nın manşeti. Burası Yozgat Cumhuriyet Meydanı ve Sayın Cumhurbaşkanı kürsüde. Tarih 10 Temmuz 2014. Alanda Acemi Birliği isteyen Yozgatlı'ya diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı, yok Yozgatlı'ya Acemi Birliği yakışmaz. Size Usta Birliği yakışır diyor. İlk düzenlemede yeni askeri eğitim birliklerinden ilki Yozgat'a kurulacak sözünü veriyor. Ama aradan 8 yıl geçti. Ne Acemi Birliği ne Usta Birliği gelmedi Yozgat'a. Buradan sesleniyorum Sayın Cumhurbaşkanı. Başkanına. Sözünüzün arkasında durun. Aksi takdirde Yozgatlı diyor ki miting meydanlarında söz verin mutanları, biz de sandıkta mutacağız. Saygılarımla. Sayın Güzel Mansur. Çakçılığın önüne geçmek adına akaryakıt bayilerinin süresiz ve kesin teminat vermeleri hükmü yasallaştırıldı. Bu teminatın verilmesi için son gün 31 Mayıs. Süresiz teminatla ilgili uygulamada çok ciddi sorunlar çıkıyor. Bunlar düzeltilmezse akaryakıt bayilerinin çoğu olumsuz etkilenir. 150 bin insanımızın doğrudur ekmek dengesi olan akaryakıt bayilerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan beklentileri şunlardır. 1. Teminat mektubu verme süresi uzatılsın. 2. Teminat mektubu süresi 5 yıla sınırlansın. 3. Bayilerden alınacak teminat miktarı belirlenirken sadece akaryakıttan elde edilen ciro göz önünde tutulsun. 4. Mücbir bir sebeple vergi beyannamesini erteleyen ya da öteme ötelemesinden faydalananlar da uyumlu mükellefler tanımında yer alsın. Teşekkür ederim. Şimdi Sayın Grup Başkan Vekillerinin söz taleplerini karşılayacağım. İyi Parti Grup Başkan Vekili Sayın Erhan Usta. Buyurun Sayın Usta. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Az önce öğrendiğimiz bilgiye göre Pençe Kilit Operasyon Bölgesi'nde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 3 kahraman askerimiz şehit olmuş, 4 askerimiz de yaralanmıştır. Aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralı askerlerimize de şifa diliyorum. Sporda bir takım başarılarımız var. Onları zikretmek istiyorum izninizle. EuroLeague finalinde Real Madrid'i yenerek Avrupa şampiyonu olan Anadolu Efes basketbol takımımızı kutluyor. Teknik ve idari ekip başta olmak üzere tüm camiayı tebrik ediyorum. Kadın Voleybolu Şampiyonlar Ligi'nde ülkemize Avrupa şampiyonluğu kazandırarak bir kez daha bizleri gururlandıran Vakıfbank kadın voleybol takımımızı da yürekten tebrik ediyor. Başarıların devamını diliyorum. Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda toplamda 5 altın, 2 bronz madalya kazanarak takım halinde dünya şampiyonu olan kadın boks milli takımımızı ve Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nda toplamda 19 madalya ile Avrupa şampiyonu olan milli tekvando takımımızı tebrik ediyor. Başarıların devamını diliyorum. Şanlı tarihimiz boyunca kurduğumuz en önemli ve en kudretli devletlerin başında gelen Büyük Selçuklu Devleti'nin kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. 24 Mayıs 1040'ta Dandanakan'da yükselen Türk sancağı 1071'de Anadolu'ya girerek bugün üzerinde yaşadığımız topraklar vatandaşmıştır. Devletimizin adı değişse de Türk milleti Anadolu topraklarında payidar kalmıştır. Andımız olsun ki il elebet payidar kalacaktır. 1993 yılında Bingöl-Elazığ Karayolu'nda pusu kuran PKK'lı teröristler tarafından otobüsten indirilerek alçakça şehit edilen silahsız 33 askerimizi şehadetlerinin 29. yılında rahmetle anıyorum. Kahraman askerlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun. Hain terör örgütü PKK'yı, pusuyu kuran elebaşı terörist Şemdin Sakık'ı ve Şemdin Sakık'ı Ergenekon mahkemelerinde tanık olarak çıkarıp Genelkurmay Başkanımızı terörist ilan ederek tutuklayanları nefretle kınıyorum. Türk tarihinin bir parçası olan Safer... Buyurunuz Sayın Başkan. Teşekkür ediyorum başkanım. Türk tarihinin bir parçası olan Safevi İmparatorluğu'nun kurucusu Şah İsmail'in ölüm yıl dönümünde saygıyla anıyorum. Bizim için Türk tarihi İslam öncesi ve sonrasıyla Şii Sünni ayrımı yapılmaksızın bölünmez bir bütündür. Taş kırılır, tunç erir ama Türklük ebedidir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bugün Merkez Bankası beklenti anketleri de açıklandı. Buradaki sonuçlara baktığımızda maalesef Türkiye'nin makroekonomik göstergelerini her geçen gün kötüleştiğini görüyoruz. Oysa hükümet bize enflasyon beklentilerinin artık olumluya döndüğünü ve enflasyonun işte pik yaptığını, bundan sonra düşeceğini söylemişti. Ama buraya baktığımızda son ankete göre enflasyonun yıl sonu öngörüsünün 11 puan arttığını görüyoruz. Daha öncekine ilave olarak yine yıl sonu dolar kur beklentisinin 16.85'ten 17.57'ye yükseldiğini görüyoruz ki
bu yıl sonu tahmini, ama benim maalesef tahminim ve beklentim sonbaharın başında biz bu rakamları çoktan aşacağız zaten. Dolayısıyla hükümet milletin enflasyonu Buyurunuz efendim. Enflasyonun düşürülmesi, kurun sakinleştirilmesi, istikrar kazandırılması anlamında hiçbir şey yapmıyor. Boş laf üretmekten ve yani hakikaten seyretmekten başka yapmayan bir şey yapmayan bir hükümet var. Bu çerçevede de bunların düzelmesi mümkün değil. Bu ne oluyor? Bu milleti fakirleştiriyor. Milletin alım gücü düşüyor. Birileri zengin oluyor. Çünkü kur korumalı mevduat veriyorsunuz. Yarın enflasyon korumalı tahvil çıkartacaksınız. Ciddi ucuz kredilerle gelir transferi yapıyorsunuz. İşte müteahhitlere bir takım işte konut sektörüne teşvikler veriliyor. Birileri zengin ediliyor ama millet fakirleştiriyor. Bunun karşısında hükümet seyrediyor. Bakın bugüne kadar kur korumalı mevduatın getirdiği 5 aylık yük 100 milyar TL civarında. Ve bu yük kurun şu anda sakin olarak kabul edildiği bir anda oluşan yük. Önümüzdeki dönemde kurdaki hızlanmayla birlikte içinden çıkılmaz bir hale gelecektir. Dolayısıyla hükümeti biz tekrar, hiç ümidimiz var mı? Ümidim yok. Hiçbir şey yapacak kapasiteler de yok, potansiyeller de yok. Buyurunuz efendim. O temizlikle kalmadı, ancak yine sorumlu muhalefetin bir gereği olarak hükümeti buradan bir kez daha uyarıyoruz. Lütfen bu konularla ilgilenin. Her hafta 2 milyar dolar yakarak ve kur korumalı mevduatın aşırı yükünü üstlenerek kurun geldiği seviye belli. İşte 16-15'i gördü kur. Birkaç gün içerisinde nereye gideceği konusunda ciddi bir belirsizlik var. Bu anlamda hükümeti bir kez daha buradan uyarmak istiyorum. Son konu olarak da değerli başkanım, bu tarımsal girdi fiyatları, tarım sektörünün içerisinde bulunduğu sıkıntıyı biliyoruz. Girdi maliyetleri aşırı artıyor ve fakat üreticinin ürünü para etmiyor ve gübre atamaktan dolayı önümüzdeki dönemde ciddi bir verimsizlik problemiyle de karşılaşacağız. TÜİK anketinde bile girdi maliyetlerinin son bir yılda %106 arttığını görüyoruz. Bunun gübrede %228, enerji ve yağlarda %175, hayvan yeminde ise %107 olduğu görülüyor. Dediğim gibi bunlar TÜİK rakamı. Burada yapılması gereken şey mutlak surette girdilerin ucuzlatılacak tedbirlerin alınması gerektiğidir. Sübvansiyon artırılmalıdır, sübvansiyon uygulanmalıdır girdiler. Sayın Usta buyurunuz. Hemen bitiriyorum başkanım. Ve ürün fiyatlarında da İYİ Parti olarak bizim önerimiz eşik fiyat uygulamasıdır. Belli bir fiyatı bu taban fiyat uygulamasından farklıdır. Ciddi bir müdahale kurumuyla belli bir fiyatı vatandaşa garanti etmemiz lazım. Fiyatın onun altında kalması durumunda o finansmanı güçlü uzman müdahale kurumun piyasaya girip fiyatı belli bir noktada tutması gerekiyor. Burada hem üreticiyi koruyacak hem de tüketiciyi koruyacak bir çözüm bulunabilir. Bunlar yapılmayan şeylerde. Dünya bunları yapıyor. Fakat hükümet burada da seyrediyor. Çiftçi perişan durumda. Esnaf perişan durumda. Sonuç ve çıkan sonuç ve beklentimiz sandığın milletin önüne getirilmesidir. Tek kurtuluş yoludur. Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Genel Kurulu saygılar, selamlar. Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Sayın Erkan Akçay. Buyurunuz Sayın Akçay. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Pençekilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK tarafından düzenlenen hain saldırıda 4 askerimiz şehit olmuş, 4 askerimiz de yaralanmıştır. Bu menfur saldırıda şehit olan askerlerimize ve ayrıca 29 yıl önce bugün Bingöl'de silahsız ve savunmasız bir halde şehit edilen 33 Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Sayın Başkan, 21 Mayıs 2022'de Adana'da düzenlenen Gençlik Şöleni programına katılan üniversite öğrencisi gençlerin bulunduğu otobüsün dönüş yolunda kaza yapması sonucunda 3 öğrenci hayatını kaybetmiş, 41 kişi yaralanmıştır. Elim kazada hayatını kaybeden genç kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve AK Parti camiasına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bugün Adana Sarıçam Belediye Başkanımız Bilal Uludağ'ın kızı Elif Su Uludağ'ın vefat haberini üzüntüyle öğrendik. Hastalık nedeniyle hayatını kaybeden 11 yaşındaki Elif Su'ya Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum. Sayın Başkan, 17 Mayıs 2022'de Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, ABD Kongresi'nde yaptığı küstah açıklamalarla Türkiye'yi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hedef almıştır. Mitsotakis, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselesiyle ilgili hukuki ve tarihi gerçekleri çarpıtarak asılsız ithamlarda bulunmuş,
Yunanistan'ın provokatif rolünü bir kez daha ortaya koymuştur. Yunanistan kuruluşundan bu yana emperyalist devletlerin piyonluğunu yapmaktadır. ABD tarafından kurgulanan, Miçotakis tarafından sahnelenen bu kirli ve ucuz... Buyurunuz efendim. Bunun en açık göstergesidir. Yunanistan Başbakanı'nın açıklamaları Türkiye ve Türk düşmanlığının açık bir tezahürü, EYK'cıların en esas hayallerini diriltme çabasıdır. Yunanistan Başbakanı Yavuz hırsız ev sahibini bastırır misali Yunanistan'ın karanlık ve kirli geçmişini Türkiye'ye mal etmeye tevessül etmiştir. Yunanistan'ın bölgesel istikrarı hedef alan bu tutumu hukuk dışıdır, gerçeklerden uzaktır ve ayaklarımızın altındadır. Yunanistan Doğu Akdeniz'de ve Ege'de gerilimi tırmandıran mütecaviz tutumlardan vazgeçmeli, Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklarına saygı duymalıdır. Kıbrıs'ta egemen ve eşitlik temeline dayalı iki devletli çözümden başka bir çıkış yoktur. Gerçeklere dayanan, adil, iki toplumlu, iki devletli bir yapı tesis edilmeden, kalıcı bir çözüm olmadan... Buyurunuz Sayın Başkan. ...ve Kıbrıs davamıza zarar verecek girişimler bizim için yok hükmündedir. Türkiye, Kıbrıs Türk halkının varlığının, egemenlik haklarının, eşit statüsünün korunmasına ve Kıbrıs Türklerinin haklı davasına sahip çıkmaya devam edecektir. Sayın Başkan, milli sporcularımız ve Türkiye'yi temsil eden voleybol, basketbol ve futbol takımlarımız 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı idrak ettiğimiz bir haftada farklı branşlarda önemli başarılar kazanmış, ülkemize büyük bir gurur yaşatmıştır. Kadın boks milli takımımız İstanbul'da düzenlenen ve 20 Mayıs 2022'de tamamlanan Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 5 altın 2 bronz madalya kazanarak dünya şampiyonu olmuştur. 22 Mayıs 2022'de Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı Sev Şampiyonlar Ligi süper finalinde rakibini yenerek 2021-22 sezon... Buyurunuz Sayın Akçay. ...şampiyonu oldu. Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı bu önemli başarıyla tarihinde 5 şampiyonlukla en çok şampiyon olan takım unvanına sahip olmuştur. Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımımız Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen EuroLeague 2022 sezonunun final maçında rakibini yenerek üst üste ikinci yıl şampiyon olarak ülkemize bir gurur yaşatmıştır. Milli tekvandocularımız İngiltere'de düzenlenen Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nda 9 altın, 5 gümüş, 5 bronz olmak üzere toplam 19 madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olmuştur. Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübümüz Polonya'da düzenlenen Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi final maçında rakibini yenerek şampiyon olmuştur. Farklı branşlarda elde ettikleri başarılarla ülkemizi gururlandıran tüm sporcularımızı ve ülkemizi temsil eden takımlarımızı teknik ve Buyurunuz efendim. Teknik ve yönetim ekibini tebrik ediyor. Başarılarının devamını diliyorum. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Halkların Demokratik Partisi Grup Başkan Vekili Sayın Hakkı Saruhan Oluç. Buyurunuz Sayın Oluç. Teşekkür ederim Sayın Başkan, Sayın Vekiller. Ankara'nın deneyimli gazetecisi Ali Ekber Ertürk uzun süredir mücadele ettiği hastalığa maalesef yenik düştü. Kendisini gazeteciliğe ve örgütlü mücadeleye verdiği katkılarla anımsayacağız. Işıklar içinde devri daim olsun. Ailesine, sevenlerine ve basın camiasına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Sayın Vekiller, 21 Mayıs biliyorsunuz Çerkez soykırımı yıl dönümüydü. Bundan 158 yıl evvel 1864 yılında Rusların kılıcından geçen Çerkez halkları gemilerle dünyanın dört bir yanına dağıldılar ve savruldular. Sürgün olarak tanımlansa da yarattığı sonuçlar bakımından bir soykırımla karşı karşıya kalındığını Çerkez halkları o günden bugüne kadar savunmaya devam ediyorlar. 500 bin insanını Rus savaşında yitiren bu halk, savaşın ardından Osmanlı topraklarına sürgün edilmiştir. Tarihi kayıtlara göre 1,5 milyon insan ana vatanından koparılıp neredeyse dört bir kıtaya gönderilmiştir. Kıtalar arası bir sürgüne tabi tutulmuştur. Sürgün ve yer değiştirme politikaları uzun süre devam etmiştir. Çerkez halklarının Çerkez soykırımı ve sürgünü tanımalı,
ön koşulsuz ana vatana dönüş hakkı tanınmalı, Çerkez dili, kimliği ve kültürüne yönelik tehditler ortadan kaldırılmalı taleplerini ve diğer taleplerini destekliyoruz ve sahipleniyoruz. Hazine ve Maliye Bakanımız var. Çok ilginç bir bakandır kendisi, Bakan Nebati. Her gün tarihe geçecek bir açıklama yapıyor. Geçen gün yine tarihe geçecek bir açıklama yaptı ve dedi ki, bir uyuyun, 6 ay sonra uyanın, çok farklı noktalara gidecek enflasyon. Gerçekten kara mizah konusu gibi, değil mi Sayın Kubat? Şimdi enflasyon konusunda kazın ayağı öyle değil ama, bunu biz demiyoruz. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini geçtiğimiz günlerde... Buyurun Sayın Başkan. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini geçtiğimiz günlerde %46'dan %57.92'ye çıkardı. Yani enflasyon düşmesi için değil 6 ay, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidardan düştüğü aya kadar uyumamız gerekiyor. Bakan Nebati'nin söylediklerini dinleyecek olursak. Şimdi Merkez Bankası deyince, yani geçen gün yine konut fiyat endeksi verilerini açıkladılar. Mart ayında konut fiyatlarındaki artış yıllık bazda %110 görünüyor. Aylık bazda %9.3 olarak gerçekleşmiş. En yüksek artış %122 oranında İstanbul'da gerçekleşmiş. Durum vahim. Yurttaşlar yeme, barınma gibi temel ihtiyaçlarını dahi borçlarla karşılamaya çalışırken artan borçlar nedeniyle icralar da had safhaya çıktı. Onu da biliyoruz ve iflas sesleri yükselmeye başladı. Ama Hazine ve Maliye Bakanı bir 6 ay uykuya yatsın bu toplum, 6 ay sonra uyanınca her şey... Buyurunuz efendim. 6 ay sonra uyanınca o uykudan her şey iyiye gidecek diyor. Uyku tavsiyesini tekrar burada dile getirmiş olalım. Bizim de çağrımız, ya siz bu iktidar kibrinizin sizi daldırdığı gözü açık uykudan bir an evvel uyansanız iyi olur diyoruz. Yani bir tarafta Hazine ve Maliye Bakanı gözlerinde bir ışık, öbür taraftan büyük ekonomistin tezleri. Tabii ki bu ekonomiyi çöküşe götürüyor ve büyük bir enkaz yarattınız. Şimdi bakın, Türk lirasını gerçekten artık yoğun bakıma kaldırdık. Bugün yine baktım buraya gelmeden evvel durum nedir diye. Dolar 16-15 seviyesini geçmiş. Belki ben konuşurken 16-30'a bile ulaşmıştır. Avro 17-33'ü görmüş. Gram altın 960 Türk lirasına ulaşmış vaziyette. Türk lirası gerçekten yoğun bakımda. Yani bu Hazine ve Maliye Bakanı sayesinde Türk lirası... Buyurunuz efendim. Türk lirası yoğun bakıma kaldırılmış oldu ve Türk lirasını ayakta tutabilmek için faiz lobilerinden borçlandığınız dolarları satıyorsunuz her gün. Bakın son 6 ayda 35 milyar dolar sattı bu Hazine ve Maliye Bakanı. Dünden bugüne kadar kaç milyar dolar satıldığı belli değil doların yükselişini tutabilmek için. Ve maliyeti ise kur korumalı mevduat adı altında hazineye ve halka yüklüyorsunuz. Gerçekten durum vahim. Büyük bir ekonomik çöküş yarattınız. Ortada büyük bir enkaz var. Bunları konuşacak yerde ne yapıyor iktidar? Dış politikada ona buna sataşarak, savaş tamtamları çalarak, Suriye'ye müdahale edeceğiz diyerek, onu bunu yine düşmanlaştırarak ayakta durmaya çalışıyor. Bunu bir kez daha vurgulamış olalım. Bu politikalarla çöküşünüz devam edecektir. Şimdi sayın vekiller, burada hep konuşuyoruz. Biliyorsunuz kayyımlar meselesini. Buyurunuz efendim. Kayyımları konuşmaya da devam edeceğiz. Gerçekten bu kayyımlar hani sadece siyasi irade gaspı anlamına gelmiyor demiştik daha evvelden. Kayyımlar her şeyi talan ediyorlar. Bakın şimdi ne oldu? Şehirleri soyuyorlar ve her yeri talan etmeye devam ediyorlar. Son örnek Batman Belediyesi'nde. Batman Belediyesi'nin en büyük gayrimenkulü olan Batman Park olarak da bilinen AVM'yi adrese teslim satışa çıkardı kayyım. Batman'daki Batman Park AVM 29 yıllığına yap işlet devret ile yapılan ve 12 yıldır faaliyet gösteren, 17 yıl sonra da arsa ve üzerindeki alışveriş merkezi ile beraber belediyeye geçecek olan bir gayrimenkulden söz ediyoruz. Batman'ın en işlek yerinde olan bir gayrimenkul bu. 1200 araçlık otoparka, 50 bin metrekare kapalı alana, 91 mağazaya sahip, sinema salonu, sportif oyun alanı, 5...
Buyurun Sayın Oluç. 500 kişinin çalıştığı iki katlı bir çağrı merkezine sahip bir AVM'den bahsediyoruz. Adrese teslim ihale yapıldı ve tüm protestolara karşı yapıldı bu ihale. Ve Batman Belediyesi kayyımı 635 milyon Türk lirası değer biçilen Batman Park AVM'yi 150 milyona Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Akif Gür'ün de yönetiminde bulunduğu Golden Park Anonim şirketine sattı. Açıkça talan, açıkça talan ve yani şunu sormak istiyoruz ya, bu kayyım Batman'ın en değerli arsası olan bu arsayı ve üzerindeki AVM'yi 4 kat düşük değere niye ihaleye koydu ve sattı? Bunun cevabı var mı? Kamu zararı açıkça belli olan bu durumun alelacele yapılmasının sebebi nedir? Bunun bir izahı var mı? Hiçbirinin izahı yok. Dediğim gibi sadece siyasi irade gaspı değil, aynı zamanda halkın zenginliklerinin de gasp edildiği, talan et. Sayın Oruç buyurunuz. Halkın zenginliklerinin de talan edildiği ve gasp edildiği bir uygulamayla Batman kayyımı bizi bir kez daha karşı karşıya bıraktı. Son olarak değinmek istediğim, gerçekten yasakların iktidarı olduğunuz diyorduk hep. Hani bu örnekler devam ediyor. Geçen hafta konser yasaklarını konuştuk. Bu haftada İstanbul Valiliği'nin bir yasayla karşı karşıya kaldık. Dersim Dernekleri Federasyonu DEDEF pazar günü İstanbul Aydos Ormanı'nda bir piknik gerçekleştirecekti. Ya 32 yıldır geleneksel olarak baharın gelişini piknikle kutlayıp bir araya gelen bir dernek ve topluluktan söz ediyoruz. Milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle DEDEF'in Dersim Dernekleri Federasyonu'nun pikniği yasaklandı. Neden? Belli değil. Üstelik piknik etkinliğine 24 saat kala bu yasak bildirildi. İyi niyette olmadığı çok açık anlaşılıyor, biliyor, biliniyor. Yeter ki... Buyurunuz Sayın Başkan. Yeter ki sizden olmayanlar bir araya gelmesin diye toplanma hakkını, eğlenme hakkını, birlik ve dayanışma hakkını sınırlandırıyorsunuz. Anayasal hakların kullanılmasını engelliyorsunuz. Dersimlerin pikniğinin yasaklanması da buna dair son örnektir. Ama son örnek derken, yani bu hafta gördüğümüz son örnektir. Belli ki önümüzdeki günlerde bu iktidar yasakçı tutumunu devam ettirecektir. Piknikleri, konserleri, her türlü halkın faaliyetini kendisinden olmayanların, muhalif olanların faaliyetlerini yasaklamaya ve engellemeye devam edecektir. Bir kez daha İstanbul Valiliği'nin bu kararını kınıyoruz ve protesto ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Sayın Özgür Özel. Buyurunuz Sayın Özel. Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 3 askerimizin şehit olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendik. 3 askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralı askerlerimiz var, acil şifalar diliyoruz kendilerine. Sözcü Gazetesi'nin değerli muhabiri Ali Ekber Ertürk, yakalandığı amansız hastalıkla mücadelesini kaybetti. Bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Gazete önündeki törende genel başkanımız ve bizler de vardık. Ailesine, Sözcü Gazetesi'ne ve basın camiasına bir kez daha Cumhuriyet Halk Partisi olarak başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde bir süredir birlikte görev yaptığımız Grup Başkan Vekili Cahit Özkan'ın görevine devam etmeyeceğini öğrendik. Hemen hemen hiçbir konuda benzer düşünmüyoruz. Çok tartıştık, çok kavga ettik. Ancak siyasette partisinin bir yıl önce benimsediği bir görüşü sürdürdüğünden dolayı partisi tarafından görüşü bizi temsil etmiyor diyerek ve rencide edici bir şekilde görevine son verildi. Bu gerçekten bir mevkidaşı olarak bizleri üzdü. Cahit Özkan'la dediğim gibi paralel pek bir yönümüz yok ama birlikte uzun süre görev yaptık. Bundan sonraki siyaset hayatında kendisine başarılar diliyoruz. İstanbul'da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Ayşe Çağırır, Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş, Buse Naz Sürmeneli, Şennur Demir ile bronz madalya kazanan Sema Çalışkan ve Elif Güneri'yi tebrik ediyorum. Türkiye'de düzenlenen Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Hakan Reçber, Emre Kutalmış Ateşli, Merve Dinçel, Zeliha Ağrız, Hatice Kübra İlkgün,
Gümüş madalya kazanan Görkem Polat, Emine Göğebakan ve bronz madalya kazanan... Buyurunuz efendim. Deniz Dağdelen, Muhammed Emin Yıldız, Enbiya Taha Biçer ve Naifa Kuş'u tebrik ediyoruz. Euroleague'de ikinci kez üst üste Avrupa'nın en büyüğü olan Anadolu Efes erkek basketbol takımımızı, Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Vakıfbank kadın voleybol takımımızı, ampute futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Etimesgut Belediyesi Ampute Spor Kulübü'nü tebrik ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak. 29 Mayıs'ta Sayın Başkan Ankara'da bir miting yapmak için Türk Tabipleri Birliği, Diş Hekimleri Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Dev Sağlık İş, Tüm Radyoloji Teknisyenleri Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği birlikte bir başvuru yaptılar. Mitingde 5 gün var mitinge sadece ama henüz başvurularına herhangi bir cevap verilmedi. Talepleri çok basit. Ekonomide sağlık sistemiyle birlikte çöktü. Vatandaşlarımız, hastalar, sağlık emekçileri bu çöküşün altında eziliyor. Başarısız, beceriksiz, tutarsız sağlık politikalarının bedelini canlarıyla ödüyorlar, ağır bedeller ödüyorlar ve buna itiraz ediyorlar. Aralık ayında bu söylenenlerin hepsini grupların başkanlarından randevu alarak, telefon açarak Sağlık Bakanı ifade etmişti. Hepimiz destek vaat etmiştik ama Aralık ayında o işi bir türlü beceremediler. Önce hemşireleri, sağlık emekçilerini dışarıda bıraktılar. Onlara da ekleyeceğiz diye geri çektiler. 5 aydır oyalıyorlar. Ve 5 Mayıs günü nihayet Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş sosyal medya hesabından bu konuda bir düzenleme yapılacağını bir kez daha müjdeledi. Ama halen daha atılan bir adım yok. Sağlık çalışanları bunları ifade etmek, taleplerini dile getirmek üzere bir miting yapmak istiyorlar. Miting konusunda cevap... Buyurunuz Sayın Başkan. Miting konusunda hukuk tanımaz Ankara Valiliği, tabii kendisi değil, sıralı amirlerinin baskısıyla bu talebe cevap vermiyor. Nasıl bir ülke, nasıl bir demokrasi? Yani sağlık emekçilerini onlar sizin için ölürken balkondan alkışlarken iyi. Balkona çıkalım alkışlayalım. Hakkınız ödenmez derken iyi. Haklarını ödemediğinizde hak aramak istiyorlar. Şimdi siz evde oturun. Hepiniz evde otururken onlar ölümü göze alıp koronayla mücadele ediyorlardı. Şimdi iş bitti, dönüyorlar, dolaşıyorlar. Mitinglerini bile yasaklıyorlar. Kabul edilebilir bir yaklaşım değil. Ayrıca İstanbul Valiliği'nin, Dersim Dernekler Federasyonu'nun pikniğini 20 saat kala iptal ediyor. O pikniğe katılmak için Tunceli'den gelenler var. O pikniğe katılmak için başka illerden gelenler var. İnsanlar hazırlanmış. Çocuklar heyecanlanmış. Ne hakla, bir de nasıl böyle abuk subuk. Ya... Sayın Özel buyurunuz. Buyurunuz Sayın Özel. Sen eğer o mitingde kamu güvenliğiyle ilgili bir tehdit görüyorsan, o mitingde ilgili güvenlik endişen varsa o senin eksikliğin, onu itiraf ediyorsun. Koskoca İstanbul Valiliği bir pikniğin güven içinde yapılmasını sağlayamıyorsa yazıklar olsun. Böyle bir saçmalık olamaz. Bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Son olarak Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha dış politikada meydan okudu. Diyor ki Mitsotakis diye biri yok benim için diyor. Şimdi Mitsotakis'in Amerikan Senatosu'nda yaptığı konuşma, orada kullandığı ifadeler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de kabullenmeyeceği, reddedeceği ifadeler. Husus ne? 3 ana başlık var. Nedir bunlar? Kıbrıs başlığı, Mavi Vatan ve Ege'deki egemenlik haklarımızla ilgili. Peki Mitsotakis'e diyorsun ki sen, benim için böyle birisi yok. İyi de. Buyurun Sayın Başkan. Mesele Kıbrıs'ta Rauf Denktaş bugün geldiğiniz çizgiyi savunduğu günlerde Ankara'da gelip açıklama yapıyor, miting yapıyorken git nerede yapacaksan yap diye Rauf Denktaş'a, Kıbrıs meselesinin savunucusu kahraman Rauf Denktaş'a ayar veren sen değil miydin Recep Tayyip Erdoğan? Git adada miting yap deyip onu kovan sen değil miydin? Mavi Vatan, kim taktı bu ismi? Cem Gürdeniz. Ne yaptın? İşbirlikçi FETÖ'yle birlikte balyozda içeri attın. Daha sonra geçen hafta, geçen sene
amiraller bildirgesinde Lozan'ı savundu diye ağzına gelen lafı söyledin. Lojmanlardan attınız hepsini. Ordu evlerine sokmuyorsunuz. Bak bak mavi matanda sen eğer çok hassassan bunları yapmayacaksın. Libya'yla Münasır Deniz Ekonomik Bölgeleri Anlaşması'nın mimarı Cihat Yaycı terfi ettireceğine, ödül vereceğine buyurunuz efendim. Genelkurmay Başkanı emrine çektin, istifaya zorladın. Bu nasıl mavi vatan? Öbür taraftan Ege'deki adalar, şu gruptan onlarca milletvekili, bu meclisten onlarca milletvekili Ege'deki egemenlik haklarımız için konuşurken kulağının üstüne yatan sen gelip de burada bu konulara girmeyin, aman öyle olmasın böyle olmasın, konu konuşulmasın diyen sen Miçotakis bu başlıkları konuşunca Miçotakis'e ayar veriyor beyefendi. Bugüne kadar neredeydin sen bu konularda? Ha, Miçotakis'i biz de eleştiriyoruz ama biz bugün eleştiririz. Ama diplomasi de bundan sonra böyle biri yok deyip ona bakarsan sen Birleşik Arap Emirlikleri'nin veliaht prensine, Birleşik Arap Emirlikleri'ne şerefsizler deyip manşet atıp darbe işbirlikçisi, darbe finansörü diyordunuz. Nasıl sarılıyorsun? Adam evladına sarılmıyor öyle ya. Öyle bir fotoğraf evladına sarılırken görmedim. Birleşik Arap Emirlikleri'ne sarılıyor. Sayın Özel buyurunuz Sayın Özel. Öbür taraftan Suudi Arabistan. Ha Suudi Arabistan geldi. Burada katır katır muhalif gazeteciyi kesti. Asitlerde elitti. Çantalarda götürdüler. Ne dediniz? Bu cinayetin sorumlularını yargılayıp cezalandırmazsak çocuklarımızın öyle bir dünyada yaşatmaya hakkımız yok dediniz. Ne oldu? Doların ucunu gördünüz. Paldır küldür dosyayı götürdünüz verdiniz. Dün laf ettiğiniz İsrail. İsrail'e laf ediyordunuz. Ramazan'dan önce barıştınız. Ramazan boyunca Mescid-i Aksa'ya saldırmadılar mı? Küçücük çocuğu öldürmediler mi? Hala daha iyiye gidiyoruz. Neden? Dolar var. Doların peşindesiniz. O yüzden dış politikada yarın yutacağınız lafları ederken biraz dikkatli olun, özenli olun. Dün tükürdüğünüz yüzü bugün öpüyorsunuz. Dün havada bıraktığınız eli bugün sarılıp kucaklıyorsunuz. Sonra da iç politikaya malzeme. Birileri de bunların peşinden gündeme geçiyoruz. Başkanlığın genel kurula sunuşları vardır. İyi Parti grubunun iş tüzüğünün 19. maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır. Okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na Danışma Kurulu 24.05.2022 Salı günü bugün toplanamadığından grubun aşağıdaki önerisinin iş tüzüğünün 19. maddesi gereğince genel kurulun onaya sunulmasını arz ve teklif ederim. Erhan Usta, Samsun Milletvekili, Grup Başkan Vekili. Öneri, Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ve 19 Milletvekili tarafından Türk Kızılay'ında son yıllarda gerçekleşen skandalların ve şaibeli son genel kurulun araştırılması, Kızılay'ın hangi dernek ve vakıflara para aktarıldığının, kimlerin Kızılay'ı bir tür banka gibi kullanıp vergisiz para transferi yapıldığının, toplanan yardım paralarının nasıl kullanıldığının araştırılması amacıyla 20.05.2022 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na verilmiş olan meclis araştırma önergesinin diğer önergelerin önüne alınarak görüşmelerin 24.05.2022 Salı günkü bugünkü birleşimde yapılması önerilmiştir. Önerinin gerekçesini açıklamak üzere Kayseri Milletvekili Sayın Dursun Ataş, İyi Parti grubu adına buyurunuz efendim. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, İyi Parti olarak vermiş olduğumuz Kızılay'da son yıllarda yaşanan olayların araştırılması konulu meclis araştırma önergemiz hakkında söz almış bulunuyorum. Genel kurulu ve Türk milletini saygıyla selamlıyorum. Sayın milletvekilleri, Türk Kızılay'ı Cumhuriyet öncesine dayanan tarihiyle ülkemizin en köklü kurumlarından biridir. Milletimizin göz bebeği bu kurum ne yazık ki son yıllarda derin bir yozlaşmaya doğru yol almakta, İktidar Partisi'nin bir organı gibi hareket etmekte, yaptığı yardımlarla değil ne yazık ki skandal iddialarla gündeme gelmektedir.
Kızılay'ın Elazığ depremiyle başlayan sürekli maddi yardım talebi, Ensar Vakfı'na yapılan bağışa aracılık etmesi, üst üste usulsüzlük iddiaları ve son genel kurulda yaşananlar Kızılay'ı gündemden düşmeyen ve sürekli yıpranan bir kurum haline getirmiştir. Biz Kızılay'ı daha fazla yıpranmasını değil, tam aksine mevcut durumun ve iddiaların araştırılmasını, bu iddiaların gerçekliği halinde ise ilgili kişilere yaptırım uygulanarak Kızılay'ın yeniden milletimiz nezdinde güven kazanmasını istiyoruz. Değerli milletvekilleri, özellikle Elazığ depremi esnasında Kızılay Başkanı Twitter üzerinden para yardımı istemiş, milletimiz haklı olarak 1999 depreminden bu yana deprem vergisi ödüyoruz, bu vergiler ne oldu diye sormuş. Kızılay Başkanı ise attığı tweetini silmiş, bu soruyu soranlara ise hemen soruşturma başlatılmıştır. Elazığ depreminden sonra ise Başkent Gaz'ın 2017'de Kızılay'a 8 milyon dolarlık bağış yaptığı, ancak bağış çocuk istismarı iddialarıyla gündeme gelen Ensar Vakfı'na transfer etmesi koşuluyla yaptığı ortaya çıkmıştır. Peki bu neden yapıldı? Çünkü Kızılay'a yapılan bağışların %100'ü vergiden muaf, yani yandaş vakıflara vergisiz para transferinde Kızılay aracı olarak kullanılmış, kısaca vergi kaçırılmıştı. Bu iddia Kızılay Başkanı tarafından kabul edilmiş, ancak milletin aklıyla alay eder gibi bu vergi kaçırmak değil, vergiden kaçırmak diye savunmuştu. Şimdi sormak istiyoruz, bu şekilde başka kimler Kızılay'ı bir banka gibi kullanıp vergisiz para transferi yapmıştır? Kızılay'da skandal iddiaların ardı arkası hiç kesilmemiştir. Örneğin kurban için alınan bedellerin bir kısmıyla kurban kesildiği, kalan kısmı ise yine bir takım dernek ve vakıflara gönderildiği, toplanan yardım paraları ile lüks yalılar kiralandığı, milyonlarca liraya Kızılay yöneticileri için araç alımı yapıldığı, denetimsiz biçimde fahiş harcamalar yapıldığı, Kızılay bünyesinde çok sayıda özel şirket kurup bu şirketler üst düzey yönetici alımları yapılarak yandaşlara ballı maaşlar verildiği, Kızılay'da AKP'li yakını olmayanın işe giremediği, mevcut üst düzey çalışanların da AKP yönetimine yakın kişilerden seçildiği, ihtiyaç sahibi olup olmadığına bakılmaksızın Suriyeli derneklere yüklü yardımlar gönderildiği, son olarak da 10 milyondan fazla insanımız işsizken Kızılay'da 30 bin lira maaşla Suriyeli birinin çalıştırılması gündeme gelmiştir. Tüm bunlara rağmen yönetimi AKP'lilerle dolu Kızılay'a açılmış bir soruşturma dahi bulunmamaktadır. Değerli milletvekilleri, Kızılay'ın son 103. Genel Kurulu'nda da yaşananlar iktidarın Kızılay'ı getirdiği noktayı gözler önüne sermektedir. Toplanan paraların akıbetinin ne olduğu konusunda kamuoyuna ve kendi genel kuruluna tatmin edici bir bilgi sunmayan Kızılay yönetimi son genel kurulda yurt içi ve yurt dışı tüm varlıkların satış yetkisini almıştır. Ayrıca zaman bahane edilerek bilanço ve raporlar dahi okunmadan yönetim ve denetim kurulları ibra edilmiştir. Kızılay'ın iktidara yakın vakıf ve derneklere para aktardığı ortadayken sadece birkaç ay içinde 200'ün üzerinde mülkü satışa çıkarmışken tüm mal varlıkları için satış yetkisi alması, raporların okutulmadan yönetimin ibra edilmesi gibi olaylar kabul edilemez bir durumdur. Tüm bu nedenlerden dolayı milletimiz Kızılay'a artık güvenmemekte, mal ve para bağışları da sürekli düşmektedir. Bakınız, 2019'da 216.021 kişi olan kök hücre bağışçı adayı 2021'de 87.267'ye kadar düşmüştür. 2021'de 2019'a göre 57.545 ünite daha. Buyurun Sayın Ataş. 2021'de 2019'a göre 57.545 ünite daha az kan bağışı olmuştur. Değerli milletvekilleri, biz milletimizin yardım amacıyla verdiği paraların da garibanın hakkı olan yardımların da takipçisiyiz. Bu nedenle iyilik için kurulan Kızılay gibi kurumların bile yandaşların
ATM'sine çevrilerek muhtaç durumdaki vatandaşlarımızın hakkını gasp edildiği bu durumu milletimiz adına araştırmak her bir milletvekilinin boynunun borcudur diyor. Önergemize destek vereceğinizi umuyor. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Halkların Demokratik Partisi grubu adına İstanbul Milletvekili Sayın Ali Kenanoğlu. Buyurunuz Sayın Kenanoğlu. Sayın Başkan, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Kızılay'ı konuşuyoruz, Kızılay'ı tartışıyoruz ve bununla ilgili verilmiş bir araştırma önergesi üzerine konuşuyoruz. Tabii Kızılay'ın tartışmaya açılmasının sebebi 14 Mayıs 2022 tarihinde yapmış olduğu genel kurulda yurt içi ve yurt dışı varlıkların tümüyle ilgili olarak satış yetkisi almış olması. Tabii bu satış yetkisi birçok kurum ve kuruluşta bu suistimal meselesini ve iktidarın kurumların içini boşaltma pratiğini aklımıza getiriyor. Bundan kaynaklı olarak da Kızılay'ı tartışıyoruz. Kızılay'ın almış olduğu bu yetkiyi, bu kararı da tartışıyoruz. Şu anda AKP iktidarı ilginç bir şekilde kurumların içini boşaltıyor. Sanki bu ülkede iktidar ellerinden gittiği zaman bir daha bu ülkede yaşamayacaklar. Çoluğu çocuğu sanki bu ülkede kalmayacak. Hep birlikte toplam bu ülkeyi terk edeceklermiş gibi bir yaklaşım içerisindeler. Çünkü Kızılay en son akla gelecek bir şey. Yani Kızılay'ın içinin boşaltılması, Kızılay'ın yolsuzluklara, hırsızlıklara bulaşması insanın aklına alabileceği bir durum değil. Yani hiç beklemediğimiz bir kurum Kızılay. Daha önceden pratiği var çünkü Kızılay'a karşı kaygılar buradan başlıyor. Kızılay örneğin İstanbul Sütlüce'deki müsiyattan binasını kiralıyor ve oraya güncel değerlerin üzerinde, rayişlerin üzerinde bir fahiş rakam ödüyor. Ve diğer taraftan da Başkent isimli şirket var. Bu Başkent isimli şirket biliyorsunuz Başkent Gaz isimli şirket Kızılay'a bağış yapıyor. Yani 8 milyon dolar civarında. Toplam rakam aslında daha fazla ama bunun 7 milyon 925 bin dolarını Ensar Vakfı'na aktarılmak üzere şartlı bağış yapıyor. Tabii şartlı bağışı niye kendisi doğrudan Ensar Vakfı'na aktarmıyor da Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na aktarılmasını istiyor? Çünkü Kızılay kamu yararına bir dernek. Oraya bağış yaptığınız zaman vergiden muaf olabiliyorsunuz, vergiden düşülebiliyor ve benzeri şeyler var. Ama doğrudan bağış yapsa vergiye konu olacak ve dolayısıyla bir vergi kaçırılıyor. Tabii Kızılay Başkanı komik bir açıklama yapıyor. Diyor ki bu vergiden kaçırma değil diyor. Vergiden kaçınmaktır diyor. Yani utanma yok, arlanma yok, yüzünün kızarması yok. Yani derhal istifa etmesi gereken, utancından bir daha toplum içerisine çıkamayacak hale gelecek bir uygulamayı bu diyor vergiden kaçma değil, vergiden kaçınma diye savunuyor. Bütün bunlar Kızılay'ın geldiği yerin ve esasında kurumların geldiği yeri de gösteriyor. Şu anda arkadaşlarımız da bahsetti, kayyumlar örneği var. Kayyumlar da örneğin son seçime doğru giderken iktidarda bir daha göremeyeceklerini bildikleri için bütün bulundukları yerleri boşaltmaya çalışıyorlar, kurumları boşaltmaya çalışıyorlar, alanları boşaltmaya çalışıyorlar. Bütün kurumlarda aynı şeyler söz. Buyurun sayın. Diyorum. Bu anlamıyla araştırma önergesine destek verdiğimizi söylemek isterim. Şimdi değerli arkadaşlar ben son bir dakikamda şunu söylemek istiyorum. Şimdi Şah İsmail'in ölüm yıl dönümü Kızılbaş Alevi dergahlarından Erdebil dergahından kurucusu Şah İsmail'in Safavi Devleti'nin şahıdır. Şimdi kafanızı kaldırdığı zaman yukarıda 16 tane lamba görürsünüz. Bu 16 lamba 16 Türk Devleti'ni ifade eder. Tam yukarıda 16 tane. Ama bunun içerisinde hani o 16'sının Türk olup olmadığı tartışmalıdır. Ama Safavi Devleti'nin Türklüğü tartışılmaz. Safavi Devleti bir Türkmen devletidir. Kızılbaş Alevi devletidir. Ama Cumhurbaşkanlığı forsunda da yer almaz. Buradaki 16 lamba içerisinde de ismi, cismi, sembolü yoktur. Niye? Çünkü Şah İsmail Alevilerin şahı, Alevilerin hataisidir. Cemlerimizde onun değişlerini sazla. Tamamlayın. Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Balıkesir Milletvekili Sayın Ensar Aytek. Buyurun Sayın Hanım.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, İyi Parti grup önerisi üzerine söz aldım. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Sözlerime başlamadan önce Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit düşen 3 askerimize Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum. Evet, değerli milletvekilleri, konumuz Kızılay. 1868'den beri var olan, üzerine çokça konuşulan, siyaset üstü olması gereken özel bir kurumumuz. 2019'da bir araştırma önergesi vermiştik. Önergeye konu bulgular arasında kurumda ciddi yolsuzlukların yapıldığı, yapılan bağışların çeşitli cemaatlere transfer edilerek halkın iyi niyetli bağışlarının suistimal edildiği iddialarını gündeme taşımıştık. Bunun yanında Kızılay şubelerindeki kayyum atanmaları da yaşanmış, Kerem Kınık'a muhalif olan şubeler kapatılmıştı. Hatta Kızılay Derneği'ne Binali Yıldırım'ın kardeşi kayyum olarak atanmıştı. Geçtiğimiz günlerde ise Kızılay Genel Kurulu'nda dikensiz gül bahçesi kuran Kerem Kınık yeniden başkan seçildi. AKP'lilerin bizden daha iyi bildiği üzere Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na, Amerika'daki Türken Vakfı'na 8 milyon dolar bağış yapılmıştı. Kızılay Başkanı bu işi vergi kaçırma değil, vergiden kaçınma olarak açıklamıştı. Değerli milletvekilleri, aslında eski Başkan Tekin Küçük Ali döneminde Kızılay müthiş bir işe imza attı. Önce yıllık kan ihtiyacını tespit ettiler. Toplanan kan bağışı yıllık 1,5 milyon üniteyi aşması durumunda kan plazması ayrıştırması yapılacak. Bu sayede kan kanseri dahil tüm kan hastalarının ilaçlarını ithal etmeyip kendi aşımızı ve ilacımızı kendimiz üretecektik. Sonra ne mi oldu? Tekin Küçük Ali görevden uzaklaştırıldı. Çünkü bu adım ilaç devlerine vurulacak bir tokattı. Türkiye 6 milyar doları ilaç tekellerine ödüyor. Kan plazma merkezinin maliyeti ise yaklaşık 60 milyon dolar. Peki sonra ne oldu? Sağlık Bakanlığı, Kızılay ve Sancak ailesi bu işi ele aldı. Ve ilaç ithalatı için Sancak ailesi yetkili kılındı. Böylece yıllık 3 milyar dolarlık ilaç ithali Sancak ailesine geçti. Yetmedi mi sancakları, yandaşları doyurduğunuz? Yetmedi mi milleti batırdınız? Yetmedi mi insanlara verdiği kanı ticarete çevirdiniz? Değerli milletvekilleri, bu kurum didik didik incelenmelidir. Çünkü bu kurumun asıl sahibi insanlıktır, halktır. Zerre leke düşmemelidir. Meclisimiz denetim görevini yerine getirmeli ve araştırma komisyonunu buyurun sayın. İla selamlıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Tekirdağ Milletvekili Sayın Mustafa Yer. Buyurunuz Sayın Yer. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, aziz milletimiz. Ben de öncelikle Pençe Kilit Harekatı'nda şehit düşen 4 kardeşimize Allah'tan rahmet ve tüm gazilerimize de şifalar, acil şifalar diliyorum. En son piyade teğmenimiz Abdülkadir Güler de tedavi olduğu hastanede ne yazık ki şehit oldu ve şehit sayımız böylece 4'e yükselmiş oldu. Allah hepsine gani gani rahmet eylesin. Türk Kızılayı ile ilgili İYİ Parti grubunun vermiş olduğu meclis araştırması önergesi üzerine AK Parti grubu adına söz almış bulunmaktayım. Yüce Meclisimizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Türk Kızılayı bundan tam 154 yıl önce bir grup gönüllü tarafından kurulmuş ve hali hazırda da çalışmalarını gönüllü olarak yerine getiren en eski ve en büyük sivil toplum kuruluşlarımızdandır. Kızılay geldiği yer itibariyle ülkemizin ve milletimizin iftihar kaynağıdır. 1999 depreminde kendi milletinin yaralarını sarmakta zorlanan bir kurumdan bugün itibariyle 18 ülkede daimi temsilciliği bulunan, her yıl ortalama 50 ülkede insani yardım çalışması yürüten, gerek ülkemizde gerekse dünyada 2021 yılında yaklaşık 35 milyon kişiye insani yardım olarak temas etme büyüklüğüne ulaşmış bir milli cemiyetimizdir. Ülkemizin kan ihtiyacının, kök hücre ihtiyacının neredeyse tamamını karşılayan 200 bine yakın kayıtlı ve aktif gönüllüsü ile 7 gün 24 saat milletimizin yardımına koşan bir büyük yardım kuruluşudur. Üzülerek şunu görüyoruz ki bu güzide kurumumuz son yıllarda sistematik bir iftira ve yıpratma kampanyasının hedefi haline gelmiştir. Bunda elde edilen
büyümenin büyük payı vardır. Bugün dünyanın neresinde olursa olsun Ukrayna'da, Afganistan'da, Bosna'da, Somali'de başı derde düşen tüm mazlumların umudu haline gelmiş Kızılay'ın yıpratılma çabaları manidardır. Kızılay hem kendi müfettişleri, hem bakanlık müfettişleri, hem devlet denetleme kurulu, hem de bağımsız dış denetim tarafından sürekli denetlenen bir kurumdur. Kızılay tam anlamıyla şeffaf bir kurumdur ve sadece bağışlarla yaşadığı için bunu da yapmak zorundadır. Bunun için Kızılay her yıl faaliyet raporunu en ince detayına kadar hem resmi internet sitesinde yayımlamakta, hem de her yıl düzenli olarak basın toplantısı ile o yıl içerisinde yapılan faaliyetlerini, bunun için yapılan harcamaları kamuoyu ile paylaşmaktadır. Kızılay'a güven azalmamış, bilakis artmıştır. Milletimiz Kızılay'a sonsuz bir güven duymaktadır. Kızılay'a yapılan bağışlar artmıştır. Kızılay'a bilgisini, zamanını, emeğini veren gönüllüler çığ gibi büyümüştür. Bu vesileyle Türk Kızılay'ı bünyesinde görev yaparken şehit düşen tüm görevlilerimize Allah'tan rahmet, şu an fedakarca görev yapan tüm Türk Kızılay'ı personelimize ise sağlıklı uzun ömürler diliyor. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Özel, yoklama talebiniz var. Sayın Özel. Sayın Karabeyik. Sayın Karabeyik. Sayın Altman. Sayın Altan. Altman. Sayın Altman. Altman. Sayın Köksal. Sayın Altman. Sayın Köksal. Sayın Şevkin. Sayın Şevkin. Şahin. Sayın Şahin. Sayın Bulut. Bulut. Kaya. Sayın Kaya. Sayın Karasu. Polat. Sayın Polat. Barut. Sayın Barut. Sümer. Sayın Sümer. Zeybek. Sayın Zeybek. Aytekin. Aytekin. Sayın Aytekin. Tokdemir. Sayın Tokdemir. Zeybek. Sayın Zeybek. Berberoğlu. Sayın Berberoğlu. İlhan. Sayın İlhan. Kasap. Sayın Kasap. Aydınlık. Sayın Aydınlık. Yoklama için. Yoklama için 3 dakika süre veriyorum ve yoklama işlemini başlatıyorum.
Toplantı yeter sayısı yoktur. Birleşme 10 dakika ara veriyorum. Kurula verilen arada meclis gündeminden haberlerle karşınızdayız değerli izleyiciler. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin meclisteki haftalık grup toplantısında milletvekillerine hitap etti. Bahçeli'nin gündeminin ilk sırasında kira ve konut fiyatlarındaki artış vardı. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliklerinin imkansız olduğu mesajını veren Bahçeli, taleplerin karşılanmaması halinde Türkiye'nin NATO'dan ayrılmasının bile gündeme gelebileceğini söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli meclisteki haftalık grup toplantısında konuştu. Türkiye'yi ekonomik olarak zor durumda bırakmayı hedefleyen uluslararası mihraklar olduğunu söyleyen MHP lideri, kira ve konut fiyatlarındaki artışlara müdahale şart dedi. Kiralardaki dengesiz yükselişlere sessiz kalamayız. Konut fiyatlarındaki anormal yükselişleri atıl vaziyette seyredemeyiz. Vatandaşlarımızın memnuniyetsizliği bizim de memnuniyetsizliğimizdir. Fakat Türkiye'ye karşı tertip ve temin edilmiş alçak kampanyayı da görmek lazımdır. Kira artışlarıyla konut fiyatlarındaki vahim artışları sınırlandırmak, dar ve orta gelirli vatandaşlarımızı düşünmek, taleplerine kulak vermek mecburiyetindeyiz. Haksız kazanç peşine düşen, doymayan kursaklarıyla insanımızın sofrasına ve tenceresine göz koyan fırsatçıların elbette yakasından tutmalıyız, bedelini de ödetmeliyiz. Abdülhamit Han dönemiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kıyaslayan İyi Parti lideri Meral Akşener de Bahçeli'nin hedefindeydi. 33 yıllık hükümdarlık döneminde 7 düvelle mücadele eden, aklıyla, ahlakıyla, imanıyla, zekasıyla, sezgisiyle, siyasi maharetiyle imparatorluğumuzu ayakta tutan hünkârımızı istibdatla bir ananlar, tarih cahil olmaları bir yana milli tarihimize yabancıların gözüyle bakan sefillerdir. Son günlerin en önemli gündem maddelerinden biri olan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri konusunu da değerlendiren Bahçeli, iki ülkenin üyeliğini terör örgütü PKK'yı NATO'ya fiili üye yapma teşebbüsü olarak nitelendirdi. Teröristlerin Türkiye'ye iade talepleri her seferinde reddedilmektedir. PKK'lılar, FETÖ'cüler ellerini kollarını sallayarak bu ülkelerde cirit atmaktadır. Bu gelişmeleri dikkate aldığımızda İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelikleri terörizme evet demek, Türkiye düşmanlarına olur vermek anlamına gelecektir. Türkiye tamam demeden, vize vermeden, rızası alınmadan bu iki ülkenin hukuken NATO üyesi olması imkansızdır. Bahçeli taleplerinin karşılanmaması halinde Türkiye'nin NATO'dan ayrılmayı gündeme alması gerektiğini söyledi. Türkiye'nin baskı ve dayatma altına alınıp sürecin olduğu bittiye getirilmesiyle İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya dahil edilmesi karşısında Ankara kriterleri anında işleme koyulmalıdır. Türkiye seçeneksiz değildir. Türkiye çaresiz değildir. Eğer şartlar içinde çıkılmaz hale bürünürse NATO'dan ayrılmak bile alternatif bir tercih olarak gündeme alınmalıdır. İhtiyaç hasıl olursa, gelişmeler başka bir seçenek bırakmazsa, Türkiye'nin, Türk dünyasının ve 57 İslam ülkesinin de içine katılacağı yeni bir güvenlik teşkilatının kurulması mümkündür. Belki de en doğrusu budur.
MHP lideri Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Amerika Birleşik Devletleri ziyareti sırasında yaptığı Kıbrıs'ta iki devletli çözümü asla kabul etmeyeceğiz açıklamalarına da sert tepki gösterdi. Şunu herkes bilmelidir ki Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacaktır. Başbakan Mitsotakis ne kadar karşı gelse de Kıbrıs'ta egemen ve eşitlik temeline dayalı iki devletli çözümden başka bir çıkış yoktur. Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklüğünün iradesi bu yöndedir. Ya bunu seve seve kabullenecekler ya da söke söke bu hedef gerçekleşecektir. Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı Mithat Sancar, muhalefet partilerine seslenerek birlikte barış ittifakını kuralım çağrısını yineledi. Partisinin meclisteki grup toplantısında konuşan Sancar, hükümetin hem dış politikasını eleştirdi hem de ülke içinde kaynakları doğru kullanmadığını söyledi. Çiftçilerin üretimden çekildiğini ifade eden Mithat Sancar, sorunların çözümü için önerilerini sıraladı. Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı Mithat Sancar, partisinin meclisteki grup toplantısında konuştu. Mithat Sancar, dünyada silahlanma eğiliminin arttığını ve ülkeler arasında neredeyse bir yarışa dönüştüğünü söyledi. Mithat Sancar, insani güvenlik konusunun önemli olduğunu kaydetti. Genişlemeci politikaların dünya halkları için büyük tehditler doğuracağı ortada. Bu tehditler aynı zamanda iki önemli alanda ciddi tahribatlar da yaratacaktır. Bunlardan ilki insani güvenliktir. Bugün devletlerin çok büyük bir kısmı ulusal veya milli ve askeri güvenlikle o kadar yoğunlaşmış durumdalar ki Birleşmiş Milletler'in insani güvenlik olarak tanımladığı hedeflerden ve ilkelerden hızla uzaklaşmaktadırlar. Dünya halklarının mahrum kalmakla karşı karşıya bırakıldığı ikinci önemli durum demokratik istikrardır. Evet, istikrar kelimesi devlet yöneticilerinin, hükümet temsilcilerinin ağızlarından düşmüyor. Ama bununla kastettikleri siyasi istikrar, kendi iktidarlarının, yönetimlerinin ve düzenlerinin istikrarıdır. Oysa biz bütün dünya için istikrarı demokrasi temelinde anlıyoruz ve savunuyoruz. Mithat Sancar, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvurusunu da değerlendirdi. İsveç ve Finlandiya halklarının kaygılarını da anlıyoruz. Verecekleri karara da saygı duyuyoruz. Fakat HDP olarak biliyoruz ki askeri rekabet ve silahlanma yarışının büyük tehditler doğuracağı ortada. İsveç ve Finlandiya konusunda, bu ülkelerin NATO'ya üyeliği konusunda pazarlık için öne sürdüğü şartlara baktığınızda buradaki antidemokratik politikaları başka ülkelere ve mümkünse dünyaya dayatma arayışını da görebiliyorsunuz. Muhalefet partilerine seslenen HDP eş genel başkanı Sancar, birlikte barış ittifakını kuralım çağrısını yineledi. Gecikecek zamanımız yok. Bekleyecek halimiz yok. Derhal en büyük demokrasi ve barış ittifakını hep birlikte oluşturalım. Her seferinde bu uyarıyı bütün kesimlere, en başta siyasi muhalefete, bizim dışımızda kalan muhalefet partilerine de söylüyoruz, yapıyoruz. Fakat üzgünüz ki bu alanda güçlü, sistematik, tutarlı bir tavır ortaya koyamıyor diğer muhalefet partileri. Evet, anahtar HDP siyasetidir. Mithat Sancar'ın konuşmasında dikkat çeken bir diğer konu başlığı ise gıda arz güvenliği oldu. Çiftçilerin üretimden çekildiğini söyleyen Sancar, sorunların çözümü için acil olarak nitelediği 3 öneriyi sıraladı. 1. Çiftçinin üretim maliyetlerini düşürmek için mazot ve gübre başta olmak üzere her türlü üretim girdisindeki vergi yükü derhal kaldırılmalıdır. Çiftçilerin bankalara olan borçları derhal sıfırlanmalıdır. Tarım alanlarında yapılaşmaya son verecek yasal ve gerekirse anayasal düzenlemeler hemen gündeme alınmalıdır. 2022 yılı bütçesinden sermayeye ayrılan vergi affı ve istisnalarını kaldıralım.
sermayeye getiren vergi affı ve istisnalarını kaldırdığınızda derhal 255 milyar TL çiftçi borcunu silersiniz, karşılarsınız. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin iyi yönetilmediğini söyledi. Partisinin meclis grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, tam bir ekonomik buhranla karşı karşıyayız dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, Temmuz ya da Ağustos ayında elektrikte bir artış daha yaşanacağını ileri sürdü. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin meclis grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu, Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit olan askerler için başsağlığı dileğinde bulundu. Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerine başsağlığı diyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Ve yeniden genel kuruldayız. Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 93. birleşiminin ikinci oturumunu açıyorum. İYİ Parti grup önerisini oylamasından önce istem üzerine yapılan yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamamıştı. Şimdi yoklama işlemini tekrarlayacağım. Yoklama için 3 dakika süre veriyorum. Yoklama işlemini başlatıyorum. Pusula veren sayın vekillerimiz lütfen genel kurulu terk etmesinler.
yapılan ikinci yoklamada da toplam yeter sayısı bulunamadığından alınan karar gereğince kanun teklifleriyle komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için 25 Mayıs 2022 Çarşamba günü saat 14'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.